Nasıl pilates eğitmeni olunur? Bu videomuzda tüm detaylarıyla konuyu ele alacağız. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Sağlıklı Hoca'nın YouTube kanalındasınız ve bu videomuzda pilates eğitmeni olmayı düşünen, kariyer hedefleri koyan, eğitmenlik konusunda adımlar atmak isteyen arkadaşlar videomuzu sonuna kadar dinlediğinde tüm bilgileri öğrenmiş olacak. Öncelikle vermem gereken ilk bilgiyi sizlerle paylaşayım. Türkiye'de resmi olarak pilates eğitmenlik belgesini vermeye en yetkili kurum Gençlik Spor Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olan Türkiye Cimnastik Federasyonu'dur arkadaşlar. TCF olarak yazılıyor. Biraz sonra bu sayfada neler olduğunu anlatacağım size. Türkiye Cimnastik Federasyonu. Ceyhan'ın C'siyle, J harfiyle karıştırmayın. Ve burada ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Başvurunuzu yaparak kursa kaydolabiliyorsunuz. Ama bunun da bazı şartları var. Birazdan anlatacağım. Peki hocam, burası resmi ama ben Google'a ya da arama kutucuğuna yazıyorum. Pilates eğitmeni olmak istiyorum dediğimde bir sürü kurum önüme dökülüyor. İşte bizden alın, Avrupa'da geçerli, dünyada geçerli, Amerika'da eğitmen olun gibi çeşitli kurumlar var. Veya işte Türkiye'de işte biz bilgimizi, tecrübemizi paylaşıyoruz diyen kurumlar var. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün, bir eğitmensiniz. Cimnastik Federasyonu'ndan bu belgeyi aldınız. Ama dediniz ki ben bilgiye açım, farklı yorumları, ekolleri görmek istiyorum. Bu iş Avrupa'da nasıl yapılıyor? Amerika'da nasıl uygulanıyor? Veya Türkiye'de bu konuda yıllarını harcamış bir eğitmen arkadaş tecrübelerini nasıl paylaşıyor tarzında birçok eğitmen arkadaşımızın bu tarz farklı eğitim kurumlarına tecrübe artırmak, gelişimini sürdürmek için gittiklerini görüyoruz. Bunlar içerisinde işte benim belgem Avrupa'da da akredite veya işte şu ülkelerde de geçerli şeklinde vaatleri olan kursları da görüyoruz. Açıkçası bir eğitmen her zaman çok aç olmalı ve bilgiyi kovalamalı. Egzersizlerin kalitesini artırmak için farklı ekollerle de tanışmalı. Yani buralara gitmenizde bir sakınca yok. Ama Cimnastik Federasyonu'ndan almanız gereken şart şu. Diyelim ki salonunuz hakkında bir şikayet oldu ve müfettişler geldi. Dedi ki iyi günler, merhaba, biz salonunuzu denetlemeye geldik. Bir bak çıkarın bakalım şu antrenörlük belgenizi bir görelim dediler. Siz bir çıkarttınız, Cimnastik Federasyonu olmayan bir belge. Dolayısıyla bunu kabul etmeyeceklerdir. Dolayısıyla burada en geçerli işte Gençlik Spor Bakanlığı tarafından yetkilendirilmesinden dolayı bahsetmiş olduğum kurumdan bunu almanız gerekiyor arkadaşlar. Yine resmi olarak bir eğitim verebilmeniz için o salona ikinci kademe pilates eğitmenliği ile ilgili belgeyi asmanız gerekiyor. Bunu da detayları açıklayacağım. Ama şuradan başlayalım. Şimdi bir eğitmenlikle ilgili, pilates eğitmenliğiyle ilgili bir kursa başvurmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Öncelikle bakanlık şöyle bir düzenleme yaptı. Dedi ki bir antrenörlük belgesine başvurmak mı istiyorsun? O halde benim temel antrenörlük sınavımı geçmen gerekiyor ve bu şekilde yeterli bir antrenör olduğunu, temel bilgiye sahip olduğunu bana ve bu belgeyi veren federasyona ispatlaman gerekiyor diyor. Siz yılda 4 kere düzenlenen bu sınava katılıyorsunuz. Nasıl ki işte yabancı dil sınavı, nasıl ki bir ALES veya işte yüksek lisansla ilgili sınavlar vesaire bir sınav merkezine yapılıyorsa oturuyorsunuz, test kitapçığı geliyor, açıyorsunuz, işte çözüyorsunuz. Resmen bir sınava giriyorsunuz ve burada antrenör olabileceğinizi ispatlıyorsunuz. Bununla ilgili de Spor Eğitim Daire Başkanlığı tüm düzenlemeleri yapıyor. Onun da linkini aşağıda paylaşıyorum ve burada da konu hakkında daha önce çektiğim detaylı videonun linkini sizlerle yine paylaşıyorum. Ve bunları detaylı şekilde incelerseniz nasıl temel antrenörlük sınavı geçilir buna bakabilirsiniz. Aslında bu birçok arkadaşın şikayet ettiği bir konu olsa da şu açıdan iyi olabilir mi diye bir düşünün derim. Yani düşünsenize, hiçbir sporla ilgili bilgisi olmayan, birikimi olmayan bir kişi sadece parayı yatırdığı için o kurumdan bir antrenörlük belgesi alsa, bilgisi yok bakın, herhangi temel anlamdaki o havuzdan hiçbir verim alamıyor. Bu kişi çalıştığı üyeyi sakatlayabilir mi? Ona zarar verebilir mi? Omurgayı bilmiyor, işte duruş bozukluklarını bilmiyor, anatomik terimlere hakim değil, etik kurallar hakkında bir fikri yok ve bununla beraber temel spor bilimlerine hakim değil. Ne oluyor? Bu kişi yetkin bir eğitmen olamıyor. Her ne kadar ben işte uluslararası eğitmenim, şöyleyim, böyleyim dese de o temel bilgi çok değerli. O yüzden bu sınav sizi zorlayabilir ama ileride iyi bir eğitmen olmanız için işte bu zorluk aslında sizin için faydalı. Bu arada temel antrenörlük sınavını geçmek için de size çok güzel kitapçıklar veriliyor, eğitim portalları veriliyor, burada videolar var, kitapçıklar var. Bunları incelediğinizde antrenör anlamında kendi gelişiminizde desteklemiş olacaksınız. O yüzden bunu dikkate alalım. Şimdi geçtiniz, temel antrenörlük sınavına katıldınız, işte yeterli puanı aldınız ve şimdi birinci kademeye başvuracaksınız. Bununla ilgili ne yapıyorsunuz? İşte TCF'nin web sitesini ziyaret ediyorsunuz. Burada kurslar bölümüne tıklıyorsunuz. Pilates branşını seçiyorsunuz. Şimdi burada Pilates eğitmenliği belgesi. Antrenörlük değil arkadaşlar. Eğitmenlik belgesi alıyorsunuz. Biliyorsunuz müsabakası yapılan bir iş değil. Sağlık amacıyla, rehabilitasyon ve daha pek çok amaçla yapılan bir çalışma. Joseph Pilates tarafından 1900'lü yılların başında kurulmuş bir sistem Almanya'da. Ve biliyorsunuz öncelikle savaş sırasında savaşta yaralanan askerlere rehabilitasyon amacıyla, iyileşmeleri amacıyla yapıyor. Hasta yataklarındaki yaylarla bir düzenek kuruyor ve hasta yataklarına ilk modern reformer'ı yapıyor. Ama olay sadece reformer değil, bir de bunun med serisi var. Minder'de yapılan, vücut ağırlığıyla yapılan serileri var. Dolayısıyla o birinci kademeye başvuruyorsunuz ve eğitmenlik yolunda ilk adımlarınızı atıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada şimdi birinci kademe girdiniz ve aldınız diyelim birinci kademe eğitmenlik belgesini. Daha sonra ikinci kademeye yükselmek için burada bir yıl süre geçirmeniz gerekiyor ve ikinci kademeye başvurabilmek için bir tane de seminer almanız gerekiyor. Yani federasyon hem eğitim açıyor, size belge veriyor, sonra diyor ki birinci kademesin. İkinci kademeye geçebilmek için, başvurabilmek için ne yapıyorsunuz? Bir tane seminer alıyorsunuz ve bu şekilde açıkçası bir şartı yerine getirmiş oluyorsunuz. 2'den 3'e başvurmak için 2 seminer almanız gerekiyor. Ve yine burada da 2 yıl geçirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani 1, 2, 3. 3. kademede en üst kademesi oluyor. Mesela fitness'ta 5. kademeye kadar var ama pilates'te 3. kademeye kadar olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla bunu yapmanız gerekiyor. Spor Akademisi, Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olan arkadaşlar ne yapacaklar? Onlar bu sınavdan muaf oluyorlar mezun olduklarında. Dolayısıyla bu sınava tekrar girmelerine gerek yok. Çünkü spor bilimleri fakültelerinde zaten bu temel bilgileri aldıkları için tekrar bakanlık ayrıca bu sınavı istemiyor. O yüzden burada kafanız rahat olabilir arkadaşlar. Mezun olduğunuz zaman bunun da belli bir yıl süresi var. Yani mezun olur olmaz bence belgeleri toplamaya başlamak lazım. Ben de Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunuyum. Yani yaptığım ilk iş mezun olur olmaz bütün belgeleri toplamaya başladık. Tüm eğitmenlik yolunda kariyer yapan arkadaşlarıma da öneririm. 1-2 bunu alın, işte gelişim seminerlerinizi alın. Bütçeniz varsa bu konuda özel eğitimler veren kurumlardan da bu konuda taleplerde bulunun. Bakın, gidin bakalım ne yapıyorlar. Avrupa'ya öyle fotoğraf çekmeye değil de gidin oradaki bir pilates seminerine katılın. Hem de orayı bir gezin. Yani işinizin turisti olun şeklinde o gelişimin bir sonu yok. Neyse, konuyu dağıtmayalım. Türkiye Cimnastik Federasyonu web sitesinden başvurdunuz arkadaşlar. Ve buradan başvurduktan sonra neye dikkat etmeniz gerekiyor? Tabii ki de kursun düzenleneceği ilanlar, yer neresi olacak, işte saat kaçta başlayıp kaçta bitecek, bunların hepsi web sitesinde duyuruluyor. Bu ilanları takip ederek bu kursa fiziksel katılıyorsunuz. Ve ortalama 2 hafta kadar sürenleri var. Ve bu konuda ne yapıyorsunuz? Derslerde en iyi başarıyı göstermeye çalışıyorsunuz. Orada düzenlenen sınavları geçmeye çalışıyorsunuz. Yani kolay bir süreç değil. Dolayısıyla bu zorluk aslında sizin iyi bir eğitmen olmanız için doğal ve iyi bir süreç. O yüzden bu zorluğun tadını çıkarın. Bu olumlu bir stres, bu güzel stresi yaşayın demek istiyorum. Bu arada dediğim gibi ben de eskiden bu konuda hem resmi hem de bu tarz eğitim kuruluşu olan yerlerden belgeler aldım. Ben bu arada fitness eğitmeniyim arkadaşlar. Pilates'te de özel kurumlardan, yine mesela bizim eskiden yine Avrupa'da ve Amerika'da geçerli olan kurumlar vardı. Oralardan belgeler aldım. Ve bu noktada da eğer bugün pilates'le ilgili bir salon açacak olursam İlk alacağım yer neresi? Türkiye Cimnastik Federasyonu arkadaşlar. Dolayısıyla siz olun, resmi olarak ilk belgenizi alın. Ondan sonra maceraya mı atılmak istiyorsunuz? Diğer kursları gezmek mi istiyorsunuz? çok sevdiğiniz bir eğitmenin programına şahitlik etmek istiyorsunuz. Hepsi işte bu ilk belgeyi en resmi kurumdan aldıktan sonra salon açmak için de 2. kademeye kadar bunu en az yükseltmenizi öneririm. İmkanınız varsa 3. kademeye kadar da yükselin tabii ki. Ve dolayısıyla bir pilates eğitmeni olmanın tadını çıkarın. Bu arada bir pilates eğitmeni nelere bilmeli? Tabii ki de bu temel antrenörlük sınavında bu soruların cevabını da görmüş olacaksınız ama bu sınava girmeden önce çok iyi anatomi çalışmanız lazım. Kasların Latince isimlerini bilmeniz lazım. Bu arada anatomide kor bölgesini çok iyi öğrenin. Kor bölgesi boyundan aşağı, belden yukarı, vücudun tam merkez bölgesi ve pilatesin en çok odaklandığı bölge. Biliyorsunuz ilkeleri var, pilatesin ilkeleri. Bu ilkelere işte nefestir, odaklanma, konsantrasyon gibi de böyle bir sürü liste gidiyor 8 tane maddeye kadar. Bunların hepsini gitmeden önce de çalışın, aşinalık olsun. Anatomiye iyi çalışın, spor bilimlerine bir bakın ve bu konuda daha önce yıllarda yayınlanan sınavları, denemelerini çözün. Bunlara bir bakın ve bu esnada temel antrenörlük anlamında bu bilgileri öğrenin. Yalnız bazı arkadaşlar şu hatayı yapabiliyor. Motomot hep böyle ezber. Şuraya dokunuyor, bu kasın adı ne? Şu kasın adı ne? İşte şurada bir kas var, bunun adı ne diye dokunarak söylediğimizde şaşırıyor. Orada ne? Şurada quadratus lumborum muydu? Arka, bu neydi? Falan böyle şaşırabiliyor. Dolayısıyla pratikle yapın. Vücudunuza dokunarak, o kası hissederek anatomiye çalışmanızı öneririm. Çünkü ileride bir gün eğitmen olduğunuzda ve bir üyenizle çalışırken üyeniz o kas isimleriyle çok ilgilenmiyor. O sizin camiaya kendinizi tanıtma şekliniz, kendinizi ne kadar iyi bir eğitmen olduğunuzu gösterme şekliniz. Dolayısıyla burada hepinize güzel bir kariyer yolculuğu çıkıyor arkadaşlar. İyi bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Bu konuda ben de çeşitli videolar planlıyorum. İşte anatomi eğitimleri gibi veya işte spor fizyolojisi gibi bu konuda güzel içerikler ileride planlayabiliriz. Bu arada videoda da ufak takılmalar olabilir. Kusura bakmayın, galiba video yakalama aygıtımızda ufak bir takılma var ama sesin iyi geldiğini tahmin ediyorum. Şimdi pilates eğitmeni olma yolculuğunda hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Bununla beraber sizlerle tabii bu konuda daha önce eğitmen olmuş, resmi olarak bu işi yapan, kariyer yolculuğunda örnek olabilecek arkadaşları da yakalarsak kanalımızda misafir etmeye çalışacağız. Ve onlardan da dinleyeceğiz. Ben mesela ilk eğitmenliğe başladığım yıllarda anatomi biraz zorlamıştı. Çünkü Latince bir şeyler ezberliyorsunuz. İşte açılar var, işte çeşitli düzlemler var, eksenler var falan. Bunlar böyle ilk başta bir kafamı karıştırmıştı. Ama inanın ki öğrendikten sonra çok keyifli gelmeye başlıyor ve haz alıyorsunuz. O yüzden bu yolculuğun tadını çıkarmanız dileklerimle. Videonun sorular kısmına, yorumlar kısmına eğer eklemelerinizi yaparsanız ben de gücüm yettiği ölçüde, zamanım yettiği ölçüde dönmeye çalışacağım. Hepinize izlediğiniz ve takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlıkla ve mutlulukla kalın. Çünkü sağlıklı olmak sizin de hakkınız.